yıllarda yaşanan göç olgusu ilimiz için en büyük sorun. Bu sorunun çözümlenebilmesi için öncelikle sorunun doğru tanımlanması şarttır. Bu sorunu ortaya çıkaran nedenlerin ortaya konulabilmesi sağlıklı çözüm yollarına ulaşabilmek açısından bir zorunluluktur. Bundan dolayı Tunceli'li göç eğilimiyle ilgili 2023 tarihinde bir sağ çalışması yaptım. Tunceli'nin de göç etme potansiyelinin ve nedenlerinin tespit edilmesini amaçlayan bu çalışmayla birlikte Tunceli ilinden yaşanan göç olgusunun sosyoekonomik nedenleri ve alınabilecek tedbirleri önemli olmuştur. Bu sebeple Tunceli ili merkezinde yaşayan 180 kişi ile yüz yüze görüşülmüştür. Bunların %44'ünü kadın, %56'sını ise erkek katılımcılar oluşturmuştur. Bu çalışma sonucunda bireylerin göç etmelerinde sadece ekonomik faktörlerin etkili olmadığı, yaşam kalitesini arttırıcı etkiye sahip olan tırnak içinde barınma, ulaşım, eğitim, sağlık, altyapı, üst yapı sorunları, kültürel, sosyal ve çevresel sorunların da etkili olduğu belirlenmiştir. Elde ettiğimiz verilerden bir diğeri, katılımcıların %82'sinin göç etme potansiyeline sahip olduğu ve gerekli iyileştirmeler, yani işsizlik, sağlık, eğitim, barınma, altyapı, üst yapı sorunlarında çeşitli düzenlemeler yapılmadığı, iyileştirmeler yapılmadığı takdirde göçün önlenemez bir olgu olduğunu bizlere göstermiştir. Tunceli ilimizde mevcut nüfusun olanaksızlıklar nedeniyle kaygılarının ortadan kaldırılması ve gerekli olanağı elde etmeleri çerçevesinde göçü durduracak, mevcut nüfusu durduracak ve tersine göçü sağlayacak somut, uzun vadeli, kalıcı projeler yapmak ana hedeflerimizden. Yapmayı planladığımız uzun vadede, orta vadede ve kısa vadede olmak üzere yapacağımız projelerden bazıları şunlar. Uzun vadeli projelerimiz. Akıllı altyapı projesi. Akıllı şebeke yönetimi, akıllı atık konteynerleri ve taşıyıcı sistemleri. Akıllı sulama, seçici atık toplama ağı, yeni elektrik şebekesi, çiftlik köy projesi, koyunculuk, gezen tavuk ve kümes hayvanları alanı oluşturmak, organik pazar alanı oluşturmak. Bir diğeri kadın eli projesi. Bu projeyle aromatik bitki, süs ve peyzaj bitkileri yetiştirmek, iklimlendirmeli küçük seralar kurmak. Diğer bir proje Tunceli GES projesi, yani güneş enerjileri santrali projesi. Benim evim projesi, sosyal konut projesi. Orta vadeli projeler ise yaşlı ve engelli akıllı bakım projesi, sürdürülebilir turizmi sağlamak, Tunceli kent yaşam alanını oluşturmak, eğitimle ilgili çalışmalar yine kısa vadeli projelerimizden, kent konseyinin oluşturulması, sokaktaki canlar için barınak yapılması, gençlik merkezi açılması, mahalle meclislerini kurmak, kadın meclisi kurmak ve kadın konuk evi yapmak bizim yapacağımız projelerden. Teşekkür ederim. Hayırlı.